Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün Doğan Yıldız'la, büyük şampiyon Doğan Yıldız'la, Tuzla'da Fugan kardeşin yanına geldik. Dümen'de mi video çekeceğiz? Gelecek maçları, hangi maçlar var? Kanka ilk önce şunu sorayım mevzuyu uzatmadan. Bu Senegalli vardı ya hani. Hani sen bir iki sallamıştın ona. Onun intikam maçı yapacakmış bir öğrencisi. Bir dakika. Söze girme. Bu konu nasıl olacak? Ne zaman olacak? 28 Şubat'ta abi. Öncelikle hoş geldin. 28 Şubat'ta biz herhalde onun akrabası ve arkadaşı, 40 yaşında zaten kendisi. Senegal'de hemen hemen 40 yaşında vardı. Onun arkadaşıyla kemer maçı yapacağız. Kendisi de bayağı bir iddialı zaten. İstanbul'da olacak maçımız. Başka abi? Yani maçı alabilir misin? Orada dayak yiyip de bizi de götürtme yani. Rahat olun. Allah nasip ederse güzel çalışıyorum. İnşallah alacağım. Zaten bu bir intikam maçı olacak büyük ihtimal. Ona göre hırsla çalışıyorum. Zaten ondan 10 gün sonra da Sahil'le maç yapacağım. Yani 10 günde 2 maç yapacağım, düşünün yani. Ama Senegal'de biraz dişli rakip. Bakalım, daha profesyonel, daha teknik. Ama elinden geleni yapacağım hocam. Ama kanka dayak yemek de var bu işin içinde. Kolay kolay dayak yemez hocam. Niye oğlum, sen şey misin yani, gökten zembiller mi düştün, dayak yemeyeceksin? Hocam ben kendime güveniyorum, çalışıyorum. Sabah akşam antrenman yapıyorum, öğlen antrenman yapıyorum, koşular yapıyorum. Ya eksiklerim var mı var, ama bunların hepsini zaman zaman kademe kademe telafi ediyorum. Bu maç daha teknik, daha güzel bir maç olacağına inanıyorum. Bu senin kondisyonunu da biliyorum yani. Aynen. Şimdi kanka bir sana bir can alıcı soru soracağım. Veya millet üzerinden çok eleştiri aldığın bir şey. Hani o ilk maçta, ilk maç mıydı, ikinci maç mıydı, neydi? Bu Senegalli'ye biraz gider yaptın ya. Peki onu bantı geri sarsak. Yani o olaydan pişmanlık duydun mu? Yani öyle yapmasaydım daha iyi olurdu diye düşündün mü? Yani şöyle söyleyeyim. Dürüst olmak gerekirse. Adam aynı şeyler yapsaydı yine aynı şeyler yapardım. Ama bence yanlış yaptın orada. Ya yanlış yaptın da hocam. Şimdi o da ben kafa atarım falan filan deyince ben de dayanamadım orada. Yani sonuçta biz de Türk'üz. Hani bizim de gururumuza dokunuyor. Hani gelip de bizim ülkemizde yok ben kafa atarım falan filan o kelimeleri konuşamaz. Ki bir antrenör de maçtan yarım saat önce, bir saat önce gelip de seninle konuşamaz yani. Öyle bir şey de olamaz yani hocam. Yani bence ben kendi fikrimi söyleyeyim. Tamam mı? Sen eleştiriyi çok sevmiyorsun ama bana göre yanlıştı. Ha o sana şimdi kafa atarım dedi ya. Hani o Türkçesi bozuk olduğu için onu dedi. Yok hocam, onu bilinçli söyledi ya. Emin olun bilinçli söyledi. Artık bilmiyorum. Ama bence yapmasan daha iyiydi. Ama ama adamını saldı bu sefer. Adamıyla maç yapacağım. Güzel bir maç olacak. Bakalım bu sefer adamı nasıl? Onu merak ediyorum. Sıcak bir maçımız olacak. 28 Şubat'ta İstanbul'da Beylikdüzü'nde görüşeceğiz zaten hocam. Ne? Beylikdüzü'de mi olacak maç? Aynen, Beylikdüzü'nde hocam. Beylikdüzü karşıda mı, beride mi? Karşıda, Avrupa yakasında. Amına koyayım. Hep karşıya ne gidiyorsun abi? Oraya gitmek bir dünya sıkıntı ya. Neyse, küfür etmiyoruz arkadaşlar. Etrafta baylar bayanlar var. Peki ikinci maç ne zaman olacak? Kimle olacak? Hocam ikinci maç 8-9 Mart. Yani 9 Mart'ta Gürcistan'da olacak. Salih İmancı ile olacak. Vay, uluslararası da takılıyor ha kanka. Yani Salih ile maç yapmamın sebebi hocam. Çoğu insan, ben iki maçı kazandım. Ki benim rakiplerim profesyonel sporculardı. Kendi çaplarında 10 yıllık sporculardı. İkisini yendim. Birisini nakavt ettim zaten. Ama insanlar şey diyordu. Ya sen işte paylanma satın alıyorsun. Salih'e dövüşsene adam sen. Ben de aldım. Aradım Salih'in hocasını. Hocam dedim, ben Salih'le maç yapmak istiyorum dedim. Kabul müsünüz? Kabul dedi. Çünkü Salih de benimle maç yapmak istiyordu. Dedim bakalım bu sefer ben maçları satın mı alıyorum? Adam gerçekten iyi dövebiliyor muyum görün diye Salih'le maç yapacağım hocam. Peki bu Salih kim? Salih İmancı hocam 12-13 yıldır maç yapan, MMA yapan profesyonel bir sporcu. Profesyonel kariyerinde 12 maç yapıp 8 nakavtı, 10 galibiyeti olan bir çocuk. 19 yaşında, çok ağır siklet, 140 kilo. Benden şu an 50 kilo fazla. Onunla yapacağız bakalım hocam. Peki bu nereli bu Salihciğim? Beykoz'da özür dilerim. Yalova'da oturuyor hocam. Gürcistan'da niye yapıyorsunuz maçı? Hocam şimdi normalde bu maçı İstanbul'da yapacaktık. Bu şimdi Salih'de sen de doping falan kullanıyorsun. Adam sen Gürcistan'da yapalım falan. Ben dedim tamam Gürcistan'da yapalım. Yoksa İstanbul'da yapacaktık maçı. Dedim hani senin içinde bir şüphe olmasın, Gürcistan'da yapalım diye. Bir de maç yapacağım organizasyonun sahibi de Salih'in menajeri hocam. Peki niye abi Gürcistan yani? Adam sen Gürcistan'da yapalım yani. Burada yapsa o Gürcistanlı değil, bir şey değil. Yani. Ya orada dövdürmesin seni amına koyayım. Ben zaten hep gülüyorum hocam. Dövdüremez kolay kolay. Yok yok yani neden Gürcistan yani? Şimdi o da Yalovalı. Onun menajeri hocam. Onun menajeri, organizasyonu ayarlayan adam Gürcistan'da maç organize ediyor.
Oraya bizi çağırdı hocam. Yani hazır organizasyona siz de katılmış olacaksınız. Aynen. En azından Gürcistan'da doping testi de yapıyorlar. Bir baksınlar. Ben dopingliyim değil miyim hocam? Orada baksınlar. Daha iyi olur. Bir de doping ayağı tamam tabii, mı? Tabii daha iyi olur. Ama sende doping var gibi geliyor bana. Bende yok hocam. Yani ben evet fitness yaparken siz de biliyorsunuz steroid falan kullanıyordum ama şu an 5 aydır fitness yapmıyorum. Doping de kullanmıyorum hocam. Ama ben sana bir 2 seneye kadar çıkıyor ha doping. Çıkmayanlar da var hocam. Her neyse. Kanka bu olay böyle. Bir de bizim Abdurrahman'la bir maç yaptın. Aynen. Yani şey maçı daha doğrusu. Dostluk maçı aynen diyelim veya antrenman maçı. Nasıl bir gelecek gördün mü delikanlıda? Hocam Abdurrahman gerçekten yani sosyal medyada görüldüğü gibi bir çocuk değil. Efendi çocuk, saygılı bir çocuk. Tabii ki devam ettirilirse çok iyi yerlere gelecek çocuk hocam. Ama seni bayağı yordu gibi geliyor bana yani kanka. Beni yordu. Şöyle kickbox yapsaydık daha güzel olur. Şimdi maçtaki mesela organizasyonda dövüşseydik daha farklı olurdu. Orada dövüştük. Orada antrenman maçı yaptık ama zaten maç öncesi ona da söyleyebilirsiniz. Abi bana yavaş vuruyor ya. Şama vur, ağrıyor mu ağrımıyor mu gibisinden videolar da var zaten. Çok fazla hırpalamak istemedim. Ama gerçek maç olsaydı daha farklı olurdu hocam. Ama şimdi o çocuk kickbox bilmiyor. Boks da yapmamış. Ama boksta da ama yine de kanka seni biraz yordu gibi geliyor bana. İlla ki hocam. Ama ben o çocuğu kabul etmemin sebebi ben de sizin yolunuzdan geçtim diye ben o çocuğu kabul ettim hocam. Yani ben de sizin yanınıza gelmiştim. Kaan'a meydan okudum. O da geldi bana meydan okudu. Ben onunkini kabul ettim ama Kaan hala benimkini kabul etmedi. Aynen. Ya iyi de oldu. Yani sonuçta aynen bir mevzu oldu. Peki sen bu mesela 2 senedir aşağı yukarı bu 2 sene diyorum 5-6 ay oldu. Aynen. Bu Kaan'dan sonra bu mevzulara girdin tamam mı? Peki asıl amacın ne? YouTuber olmak mı? Amacın ne yani? Hocam benim asıl amacım Kaan Kazgan'la maç yapıp bir fitnessçinin gücünü gösterip finalde maçı bitirmek. Finalde tekrar fitness'a geri dönmek. Ha bir de bir Kazgan'la ilgili bir mevzu var diyordun. O mevzu aynen neydi? Şimdi Kaan Kazgan hocam Kaan Fight Club'la imzaladığı bir sözleşme var. O sözleşmede ben o organizasyonu ayarlayan kişi beni aradı hocam. Maç yapar mısın Kaan'ın olduğu gecede seninle dövüşür müsün dedi bir elemanla. Dövüşürüm hocam dedim. Dövüştüğün zaman basın açıklamasında Kaan'a meydan okur musun? Okurum dedim. Kaan da sana senin meydanını kabul etmese bize şu kadar tazminat verecek. Ederse seninle güzel bir maç olacak. Hem televizyon karşısında meydan okudun kabul etmedi. En azından burada kabul etme olanağı %100 dedi. Tamam hocam dedim dövüşürüm dedim. 2-3 ay içinde organizasyonu ayarlayacak hocam. Kendisi bize haber verdi. Yani şimdi Kaan o maçı kabul etmese tazminat mı ödeyecek bu organizasyon şirketine? Yani sözleşme imzaladığı için mecburen tazminat vermek zorunda hocam. Ama senin Kaan kafanı gözünü kırarsa ne olacak? Kanka biliyor musun çok güzel gülüyorsun ha. Kaan beni dövemez hocam. Öyle bir imkanı yok hocam. Öyle bir yüreği yok yani. Yüreği olsa bana cevap verirdi hocam. Ama sen biraz ağır konuşuyorsun galiba. He Fukan ne diyor? Evet. Hocam Kaan, şimdi Kaan'ın yüreği yok hocam. Eğer gerçekten yürekli bir adam olsa benimle maç yapardı hocam. Kabul ederdi. Çünkü ben onun klasmanına diyor yani Doğan hiçbir şey bilmiyor. Doğan hiçbir şey bilmiyorsa Doğan'ın karşısına çık Doğan'ı da döv. Doğru mu hocam? Madem bir şey bilmiyorum. Çık beni de döv insanların saygısını kazan. İnsanların gözünde gerçekten bu adam dövüşçüymüş. İnsanlar sana bunu diyebilsin. 700-800 tane takipçim vardı şimdi 300 tane takipçim var yani. Bu da kötü yani hocam. 300 değil ya. 380'lerde falan da. 400'lere falan geri çıktı hocam. Yani yarı takipçi kaybetti hocam. Sen de rakibini bayağı takip ediyorsun kanka. Aynen ediyorum hocam. Yani onun gitti. Bak mesela Bursa'da maçı vardı iptal oldu. Sonra o maç eğer olsaydı gidip o ringde ona meydan okuyacaktım. Ben yürekli bir adamım hocam korkmuyorum. Ama o maç iptal oldu. Sonra Aralık'ta maç olacaktı. Sakatlandı. Maç yine iptal oldu. Yani sevdam hep yarıda kaldı hocam. Ama onu döveceğim bir gün. Onunla maç yapacağım bir gün hocam. Ama kanka son olarak şöyle diyeyim kendi fikrime. Yani sen bir gün bir yerde nakavt olursan var ya Türkiye çok bengül olacak amına koyayım. Ne diyorsun o konuda? Hocam ben kolay kolay yenilmem ya. Ama yenmek de var ama ben onun için çok iyi çalışıyorum. Amaç Kaan'ı dövmek ama ben diğer adamları dövüyorum. Amaç Kaan'la maç yapmak ama ben diğer adamlarla maç yapıyorum. Adamlara yazık oluyor. Yani Kaan artık gel birader. Yani diyorsun ki kanka ya ben dayak yemem diyorsun. Yok hocam. Niye? Herkes yiyor. Sen gökten zembiller mi düştün? Hocam Kaan kendi çapında profesyonel bir sporcuysa, ben hiç onun gözünde işi bilmeyen bir sporcuysam, gelsin beni dövsün gücü yetiyorsa tabii. Savaş Hoca değilim ben. Ben ama Savaş Hoca'nın listesiyim. Adamsa gelir hocam. Evet, buradan da Kaan kardeşe duyurulur.
Çok sikler mi bilmiyorum ama herkesin fikri. Evet arkadaşlar, Doğan kardeşle videomuzu yaptık. Umarım beğenirsiniz. Maçlarını da göreceğiz. Bazılarınız inşallah nakavt olur diyecek. Bazılarınız iyi ki kazandı diyecek. Herkesin fikrine de saygılıyız. Kapatalım.